Merhaba arkadaşlar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde D'nin, M'nin ve K'nin yazımını incelemiştik. Yazım kuralları konumuza devam edeceğiz bu dersimizde de. Ek fiilin yazılışı demişiz. Ek fiilleri hatırlayalım 7. sınıftan. Ek fiiller adların yüklem olabilmelerini sağlayan ve eylemlere gelerek onların birleşik çekimle eylem yapan bir ek halinde kullanılan eylemimiz. Şöyle kısaca hatırlayalım. İdi, imiş ve ise şeklinde hatırlamıştık. Bunların yazımına değineceğiz. Ek fiillerin yazımı iki şekilde yazılabilir. Ek halinde getirebilir, yorgundu, ya da idi şeklinde yazılabilir, yorgun idi, güzelmiş, güzeliymiş. Burada herhangi bir problemimiz yok. Ek fiillerin yazımında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ek haline de yazabiliriz. Sözcük olarak ek fiili sözcük olarak da yazabiliriz. Pekiştirilmiş sözcüklerde sürekli sorun yaşıyoruz. Pekiştirilmiş sözcükler anlamı güçlendirilmiş sözcüklerdir. Bir sözcüğün taşıdığı anlamı daha belirgin ve daha vurgulu bir şekilde söylediğimiz ya da bu anlamı ifade eden sözcüklere pekiştirilmiş sözcükler adını veriyoruz. Aslında pekiştirilmiş sözcükler önlerine ek getirilmiş sözcüklerdir. Nasıl yapıyoruz bunu? Örneğin temiz sözcüğünü anlamını pekiştirelim. Diyoruz ki sözcüğün ilk ünlüsüne kadar olan bölüm alınır. Daha sonra MPRS seslerinden uygun olan bir tanesi getirilir. Yani ter, sonra sözcük tekrar yazılır. Biz buna pekiştirilmiş sözcük adını veriyoruz. Pekiştirilmiş sözcükler tek bir sözcük olduğu için bunların ayrı yazılma gibi herhangi bir durumu söz konusu olamaz. Dolayısıyla pekiştirilmiş sözcükler bir bütündür ve tek bir sözcüktür. Burada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tertemiz, kıpkırmızı, yemyeşil gibi sözcüklerde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama sözcükler pekiştirilirken bazen bir de ünlü, artık bir ünlü meydana geliyor. Örneğin sırılsıklamda olduğu gibi. Yahut paramparça, sapasağlam sözcüklerinde düpedüz, gepegenç, güpegündüz sözcüklerinde olduğu gibi. Pekiştirilmiş sözcükler tek bir sözcüktür ve kesinlikle ayrı bir şekilde yazılmaz sevgili arkadaşlar. Sayıların yazılışında sevgili arkadaşlar sayılar iki türlü yazılabilir. Bir yazı ile yazılabilir, bir de rakamla yazılabilir. Sayılar harfle de yazılabilir diyoruz. 1000 yıldan beri 14 gün haftanın 5. günü. Sayılar eğer sözcük olarak yazılıyor ise o zaman her sayıyı belirten sözcük ayrı yazılır sevgili arkadaşlar. Sayılar rakamla yazılacağı zaman genellikle rakamla yazılacağında saat, para tutarı, ölçü, istatistiki veriler rakamla belirtilir. O zaman o sayılara getirilen rakamlar, sayılara getirilen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmalıdır. 11'de 1,5 milyon lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre gibi. Saatler ve dakika metin içinde yazıyla da yazılabilir. Saat 9'u 5 geçe ifadesinde olduğu gibi. Büyük rakamlarda, büyük sayıları yazarken sevgili arkadaşlar, milyar, milyon, bin, yüz gibi ifadeler yazıyla belirtilebilir. 1 milyar 500 milyon kişi ifadesinde olduğu gibi. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır demiştik. 200, 365 gibi. Para ile ilgili işlemlerde çek ve senet gibi ifadelerin, işlemlerin, kağıtların üzerine yazılar, sayılar yazıyla yazıldığında bitişik yazılır sevgili arkadaşlar. Sadece burada bitişik yazılır. Başka herhangi bir yerde yazıyla yazılan sayılar ayrı yazılır. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları veya herhangi oyunun adı bir oyun adı olduğu için, artık o bir sayı olmaktan çıktığı için bitişik yazılır. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında ve tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayıların numaralandırılmasında, maddelerin sınırlandırılmasında kullanılır. Roman rakamlarını her yerde kullanmıyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyıl, 3. Selim ifadesinde olduğu gibi. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılabilir.
Burada rakamın okunuşunu kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 4567, 326.197 örneklerinde olduğu gibi. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır sevgili arkadaşlar. Noktayla gösterilmez. Ondalıklı ifadeler virgülle belirtilir. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya da rakamdan sonra bir nokta konulur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Şöyle ifade ediyoruz. İnce ince anlamı katan nokta ya da ince ince anlamı katmak için ek getiriyoruz. 56. 15. ifadesinde olduğu gibi. Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Buna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. 2 nokta bir de ince eki getirilmiş. Bakınız bu yanlış. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Buna çok dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Çünkü genellikle denemelerde ve sınavlarda karşımıza çıkan bir durumdur. Sıklıkla yanlış yaptığımız bir durumdur sevgili arkadaşlar. Er eki kesinlikle rakama getirilmez. Yazıya getirilir. Er eki yani üleştirme sayı, üleştirme anlamı katan ek rakama değil yazıya getirilir. Yüzer değil yüzer. Yazıyla yazmak zorundayız. Bayağı kesirlerde getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılabilir. 4/8'i diye ifade edebiliriz. Burası önemli arkadaşlar. Bir zorunluluk olmadıkça cümleler rakamla başlamaz. Deyimlerin yazımına geldiğimizde deyimler her zaman ayrı yazılır. Yahut deyimi oluşturan sözcükler her zaman ayrı yazılmak zorundadır. Göz atmak, kulak asmak, kulak vermek, çantada keklik ifadelerinde olduğu gibi. Deyimleri oluşturan sözcükler her zaman ayrı yazılır. İkilemelerin yazımına geldiğimizde İkilemeler de ayrı yazılır. Çünkü ayrı sözcüklerdir. İki sözcükten oluşan yapılara biz ikileme diyoruz. Anlamı pekiştirmek için kullanıyoruz ikilemeleri. İkilemeleri oluşturan sözcükler ayrı yazılır. Burada bir noktayı daha belirtmek gerekir. İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti girmez. Burada sevgili arkadaşlar, sınavlarda, denemelerde yahut test kitaplarında karşımıza çıkan bir durum. Durum ekleriyle oluşturulan ikilemeler sürekli kafamızı karıştırır. Acaba bitişik mi yazılacak, ayrı mı yazılacak diye. Baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, sırt sırta gibi baş başa, kafa kafaya vermişler, kulak kulağa vermişler, yan yana oturuyorlar gibi ifadelerde bunlar ikilemedir ve ikilemeler her zaman ayrı yazılır. İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Alıntı kelimelerin yazımı sevgili arkadaşlar bir genel kültür ifadesidir. Alıntı kelimelerin yazımında belli kurallar koyulmuş ama kelimenin nasıl yazılacağını yazım kılavuzuna bakıp öğrenmek durumundayız. Çift ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasında ünlü konulmadan yazılır. Örneğin gram ya da spor ya da stüdyo, trafik örneklerinde olduğu gibi. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasında ünlü konulmadan yazılır. Alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram ifadelerinde olduğu gibi. İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar ünsüzler arasında ünlü konulmadan yazılır. Film, form, psikiyatr, slide, tape gibi. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki G ünsüzleri olduğu gibi korunur. Belki konuşmada onları yumuşak G'ye dönüştürebiliriz ama örneğin biyografi diyebiliriz. Bu bir konuşma ifadesidir. Söyleyişte kullanılan bir ifadedir ama onu biyografi diye yazamayız. Biyografi diye yazmak zorundayız. Burada iki tane istisna var sevgili arkadaşlar. Fotoğraf ve topograf kelimesi. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımına geldiğimizde sevgili arkadaşlar, Türkçe'de satır sonuna kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satır sonuna sığmayan sözcükler hecesinden ayrılır ve satırın sonuna kısa çizgi konur. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ilk heceden sonraki heceler ünsüzle başladığıdır.
Sözcükleri hecelerken, daha doğrusu birleşik sözcükleri hecelerken heceleri parçalamamaya çalışıyoruz. Baş öğretmen şeklinde, yani baş öğretmen şeklinde hecelemiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu noktaya çok dikkat ediyoruz. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakmıyoruz. Uçurtma şeklinde bir satır sonuna sığmayan bir yazım yanlıştır sevgili arkadaşlar. Satırın sonunda yahut başında tek ünlü bırakmıyoruz. Eğer satırın sonuna sığmayan ifade özel isme getirilen bir ekse ya da bir rakama getirilen ekse sevgili arkadaşlar, sadece kesme işareti koyuyoruz. Yani artı bir kısa çizgi koymuyoruz oraya. Çünkü kesme işareti zaten bunun bir ek olduğunu, bu sözcükten ayrı yazılması gerektiğini ifade etmiş. Bu yüzden buraya bir daha kısa çizgi koymaya gerek yok. Kısaltmaların yazımına geldiğimizde arkadaşlar, kısaltmalar kelimenin türüne göre yahut kısaltılacak sözcüğe göre farklı şekillerde yapılmaktadır. Birincisi, kurul, kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının her harfi büyük şekilde yazılacak şekilde kısaltılır. TBMM örneğinde olduğu gibi. TDK örneğinde olduğu gibi. Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülebilir. Burada şunu belirtmem gerekir. Kısaltmaları bir genel kültür olarak algılamamız gerekir. Kısaltılan sözcüklerin çoğu bir kurala uyuyor, fakat o kurala uymayan kısaltmalar da vardır. Biz bir sözcüğün kısaltmasının nasıl yapıldığını ya da ne şekilde kısaltılacağını yazım kuralları kitabımızdaki kısaltmalar dizininden öğreneceğiz. Yazım kuralları kitabımızı açacağız, kılavuzu kitabımızı açacağız ve orada kısaltmalar dizinini bulup sözcüğün nasıl şekilde kısaltıldığını oradan öğreneceğiz. Gelenekleşmiş olarak sevgili arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasına nokta konur. Ama onun dışında büyük harfle yaptığımız kısaltmalarda kesinlikle nokta kullanmıyoruz. Ölçü bilimlerinin kısaltması uluslararası kısaltmalardır ve biz bunları dokunmuyoruz. Yani bütün dünya milletleri bu kısaltmaları bu şekilde kullanıyor ve biz de uluslararası kısaltmalara uymak durumundayız. Metrenin, milimetrenin, santimetrenin, kilogramın, kilometrenin kısaltılışı uluslararası bir kurala tabidir. Biz de bunu o şekilde kullanıyoruz ve küçük harfle yazıyoruz. Sonuna nokta koymuyoruz. Eğer buna ek getirecek olsak o zaman kesme işareti koymak zorundayız. Peki bunu nasıl okuyacağız? İleride göreceğiz. Küçük harfle yapılan kısaltmalar getirilen eklerde kelimenin okunuşunu esas alacağız. Yani santimetreyi, kilogramdan, milimetreden, kuruşun gibi. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Şöyle ifade edelim. Burası biraz karışık bir ifade oldu. Tek bir sözcüğün kısaltması yapılacağında ve bu sözcük de özel isim ise, sözcüğün kısaltmanın ilk harfi büyük yazılır, sonraki harfler küçük yazılır ve sonuna da nokta konur. Özel bir isim, tek bir özel ismin, tek bir sözcükten oluşan özel ismi kısaltması yapılacağında ilk harfi büyük yazıyoruz, sonraki harfi küçük yazıyoruz ve sonuna nokta koyuyoruz. Burada bunun okunuşunu şöyle ifade edelim. Almanca sözcüğünün kısaltmasını yaptık. İçinde küçük harf bulunan bütün kısaltmalar açılarak okunur. Yani sözcüğün okunuşu esas alınır. Ek getirileceği zaman da sözcüğün okunuşuna uydurulmalıdır ekler. Almanca'nın. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarda herhangi bir kesme işareti kullanmıyoruz. Sonunda nokta olan kısaltmalara ek getirdiğimizde kesme işareti koymuyoruz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Yani B, D, T, Y, T, D, K'den. Şöyle ifade ediyoruz. Türkçe'de sessiz harfler E ünlüsüyle okunur. Başka herhangi bir ünlüyle okunmaz.
Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirdiğimiz eklerde de harfleri okuyoruz. Harfleri de E ünlüsüyle okuyoruz. T, H, Y, D. Türk Hava Yolları'nda değil sevgili arkadaşlar. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda harflerin okunuşu esas alınır. Numara sözcüğünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa getirilmelidir. Yani no'lu ve no'suz şeklinde. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeli ayrılmaz. Ve benzerleri Almanca'dan İngilizce'yi gibi. Sert ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta sert ünsüz yumuşatılmaz. Yani cumukun, tübütakın şeklinde. Tübütakın şeklinde okumuyoruz sevgili arkadaşlar. Tübütakın şeklinde okuyoruz. Sevgili arkadaşlar, kısaltmaların yazımı ile ilgili ve sayıların yazımı ile ilgili etkinliklerimizi yapalım ve bilgilerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri örnekteki gibi kısaltarak altlarındaki boşluğa yazınız denilmiş. Türk Dil Kurumu'nun kısaltmasını örnek olarak vermiş bakınız. TDK'nin. Kongrenin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılmasına karar verildi. Birden fazla özel isimden oluşan söz gruplarının kurum veya kuruluş adlarının kısaltmalarında sözcüklerin ilk harfleri alınıyor ve büyük bir şekilde yazılıyor. Herhangi bir nokta konulmuyor demiştik, hatırlayınız. Getireceğimiz eki de harflerin okunuşuna uyduruyoruz. Fakat burada bir nokta var. Eğer kısaltmayı oluşturan harfler bir sözcük gibi okunabiliyorsa o zaman biz de o sözcüğü okuyoruz. Burada ottü yani O, D, T, Ü diye okumuyoruz. Çünkü bu kısaltmayı oluşturan harfler bir sözcük gibi okunabiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih 23 Nisan 1920'dir ifadesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi özel ismini, kurum adını kısaltmamız istenmiş. İlk harflerini alıyoruz, büyük bir şekilde yazıyoruz ve getirdiğimiz eki de harflerin okunuşuna uyduruyoruz. T, B, M, M'nin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için elinden geleni yapıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasını nasıl yapacağız? Türkiye'nin T'sini alacağız, Cumhuriyeti'nin C'sini alacağız. Fakat burada bir özel nokta var. İstisnai bir durum söz konusu. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltmasını yaparken T'den sonra ve C'den sonra nokta kullanacağız. Diğer büyük harfle yaptığımız herhangi bir kısaltmada nokta koymuyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması istisnai bir durum olduğu için nokta koyuyoruz. Türkçe dersinde bilmediğim bazı sözcüklerin anlamını öğrendim cümlesindeki Türkçe ifadesini kısaltmamız istenmiş. Burada da bir istisnai bir durum var. Türkçe sözcüğünün kısaltması da T harfiyle yapılıyor ve sonuna nokta konuyor. Bu iki istisnai durumu arka arkaya öğrenmiş olduk. 100 metre koşusunda herkes nefeslerini tutmuş, ekran başına geçmişti denilmiş. Metre, santimetre, kilometre gibi ifadeler uluslararası kısaltmalardır. Biz de ne yapıyoruz? M şeklinde kısaltıyoruz. Kocayol Mahallesi, Şenur Sokak, 2. adresimiz de adeta denilmiş. Diyoruz ki tek bir sözcüğün, özel isim olarak kullanılan tek bir sözcüğün kısaltmasında ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapıyoruz ve sözcüğün okunuşunu esas alıyoruz. Kocayol Mahallesi de okuyoruz. Yani ben bunu Kocayol M-A-H diye okumuyorum ya da Mah diye okumuyorum. Şenur Sokak diye okuyorum. Nöroloji bölümünden Doktor İsmail Günay ile randevumuz vardı ifadesinde doktor sözcüğünün kısaltmasını yapıyoruz. D, R, ilk harfi büyük, sonraki harfi küçük ve sonuna nokta koyuyoruz. Unutmuyoruz, uluslararası kısaltmalar haricinde içinde küçük harf bulunan bütün kısaltmaların sonunda nokta kullanıyoruz. Sadece uluslararası kısaltmalarda kullanmıyoruz. Metre, kilogram, kilometre gibi. İngilizce sınavından en yüksek notu kız kardeşim almıştı cümlesindeki İngilizce sözcüğünün kısaltması yapılmamız istenmiş. I, N, G harflerinden oluşuyor ama biz bunu böyle I, N, G diye okumuyoruz. İngilizce diye okuyoruz. Getireceğimiz eki de sözcüğün okunuşuna uyduruyoruz. Türk lirası değer kaybetmek yerine yükselişe geçecek elbette denilmiş. Lira, dolar, euro gibi para birimlerini büyük harfle yazmadığımızı öğrenmiştik. Türk lirası, fakat Türk lirasının kısaltması gelenekselleştiği için büyük harfle yapılıyor ve TL şeklinde. Bu zor dava ile avukat Nilüfer Yamanlar ilgileniyormuş denilmiş. Avukatı kısaltmışız.
AV harfleriyle kısaltıyoruz ama AV diye okumuyoruz. Kilogramı KG diye kısaltıyoruz. K ve G harfleriyle fakat KG diye okumuyoruz. Uluslararası bir kısaltmadır. Kilogram diye okuyoruz. Fakat herhangi bir nokta koymuyoruz. Bir diğer etkinliğimiz de sayıların yazımıyla ilgili. Eğer sayıların yazımı doğruysa D, yanlışsa Y yazınız denilmiş. Sayılar rakamla yazılabilir, yazı ile yazılabilir diye belirtmiştik. Sayılar rakamla yazılmışsa getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır demiştik. Şimdi bu bilgilerimizi uygulayalım. Saat 14.30'da rıhtımda olabilmek için acele etmeliydim denilmiş. 14.30 rakamla belirtilmiş, getirilen ek de kesme işaretiyle ayrılmış. Yani doğru yazılmış. Son konserine tam 1251 kişi katılmış. 1250 şeklinde ayrı ayrı sözcük olarak yazılmalıydı. Fakat yanlış yazılmış. Ünlü oyuncu 12-11-1945 tarihinde Ankara'da doğmuş. Tarihlerin yazımında ay ve gün ifade eden rakamlar arasında nokta konur. Doğru yazılmış. Yarışmada 2 inci gelen atımızı görmeye can atıyorduk. Bakınız okurken 2 inci diye okudum. Çünkü yanlış ek getirilmiş. İki sözcüğü ünlüyle bittiği için burada NCI şeklinde gelmeliydi. İkinci olmalıydı. Yanlış yazılmış. Sahneye üçer üçer çıkarak yerlerimizi almaya başladık. Üleştirme sayı sıfatlarında yahut üleştirme ekleri, RR ekleri rakamlara gelmez. Yazıya getirilir, yanlış yazılmış. Sık sık sorulur sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz üleştirme eklerine. Bu yeni perdeye tam 11 metre kumaş harcanmış. Rakamlar yazıyla yazılmış ve ayrı yazılmış, doğru yazılmış. Halamlar 2 hafta sonra yurt dışına gideceklermiş. 2 sözcüğü ayrı yazılmış, doğru yazılmış. Genç futbolcu bu sezon 7, bakınız 7 sayısı ünlüyle bittiği için buraya NCI getirilmiş. Yani 7. diye okudum, rahat bir şekilde doğru yazılmış. Öğretmen 150 soru çözüp salı günü getirmemizi istedi. 150 ifadesi ayrı yazılması gerekiyor idi. Yanlış yazılmış. 2 milyar 400 milyon kişi yatırım araçlarını değiştirdi. Büyük sayılarda milyar, milyon, trilyon, yüz, bin gibi ifadeler rakamla belirtilebilir. Doğru yazılmış. Ailecek 51 oynadığımızda çok eğleniyorduk. Burada 51 ifadesini rakamla veya sayıyla herhangi bir ilgisi kalmamış. Artık bu bir oyun adı olmuş. Dolayısıyla 50 ve 1 ifadeleri bitişik yazılması gerekiyor idi. Yanlış yazılmış sevgili arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimizde yazımı yanlış olan ifadeleri bulup doğrularını karşılarına yazınız denilmiş. İnceleyelim. Çocuklarımız maalesef her akşam, bakınız nasıl okunacak, TV'deki diye TV büyük harfle yapılan kısaltmalar E ünlüsüyle okunur. Bunu biz açarak okuyamayız. Yani televizyondaki dizileri takip ediyor diye okuyamayız. TV dememiz gerekiyor. Ama içinde küçük harf bulunan kısaltmaları açarak okuyacağız sevgili arkadaşlar. Fakat burada da yanlışlık yapılmış. Prof ve DR diye. Burada da profesör ve doktor diye okumam gerekiyor ve sonunda da nokta olması gerekiyor. Öğretmenimiz bu caddedeki 8 no'lu apartmanda oturuyor. Burada İçinde küçük harf bulunan kısaltmaların sonuna nokta konur kuralını ihlal etmişler. Ne oldu olacak? KKTC'deki diye yazılması gerekirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ifadesinde yazılmış. Yani kısaltmanın okunuşu esas alınmış. Unutmuyoruz. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda harflerin okunuşu esas alınır. Kısaltılan ifadenin okunuşu değil. KKTC'deki diye ifade etmesi gerekiyor idi. Yanlış yazmış. Şoför paranın üstü olan 15 kuruşu yolcuya uzattı. Sevgili arkadaşlar, 15 kuruşu kuruş, dolar, avro gibi ifadeler büyük harfle yazılmaz. Çünkü onlar özel isim değil. Dolayısıyla bunların kısaltması da küçük harfle yapılmalı. Buradaki istisna TL ifadesinde, Türk lirasının kısaltılmasında, sadece Türk lirasının kısaltılmasında kısaltma büyük harfle yazılır. TVL. Sana 100.000 defa dedim, 100.000 defa dedim odanı topla diye ama dinlemedin. Bakınız sayılar yazıyla yazılmış ama bitişik yazılmış, yanlış. Yaş 35, yolun yarısı eder. 35 sayı yazıyla yazılmış, ayrı yazılması gerekiyordu, yanlış.
Burayı okuyalım. Botaş. Kısaltmayı oluşturan harfler sözcük gibi okunabiliyor. Dolayısıyla sözcük gibi okunabiliyor ise bu kısaltmaya getirilecek olan ek sözcüğün yani kısaltmanın okunuşuna uydurmalı. Botaş'a İşkur üzerinden 186 işçi alınacak ifadesi olmalıydı. Yanlış yazılmış. Kısaltmanın açılımına esas alınmış ek. Yabancı dil olarak ALM'ye diye yazılmış. Bakınız. ING'den diye ifade edilmiş. Oysa ki içinde küçük harf bulunan kısaltmaların yazımında nokta kullanıyoruz. Birincisi, ikincisi de bu kısaltmaları açarak okuyoruz. Yani sözcüğü okuyoruz. Kısaltması yapılan sözcüğü okuyoruz. Getirdiğimiz eki de kısaltması yapılan sözcüğe getiriyoruz. Almanca'ya ve İngilizce'den şeklinde yazılması gerekiyor idi. Eğer nokta varsa kısaltmada ek getirdiğimiz zaman kesme işareti kullanmıyoruz. Bunu da hatırlayalım. Bahçede yüzünü duvara dönmüş bir vaziyette oturuyordu. Burada sevgili arkadaşlar yüz ifadesi bir sayı değil. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Yüzün olması gerekiyor idi. İnsan genetiğinin haritalanması 21. yüzyılın en önemli bilim olayıydı. 21 ifadesi ünsüzle bittiği için burada i harfi olması gerekiyor idi. 21. demesi gerekiyor idi. Yanlış yazmış. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde birleşik sözcüklerin yazımını inceleyeceğiz. Türkçe dersinde görüşmek üzere, hoşça kalın.